videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Mutlu akşamlar sevgili izleyiciler. Evet, artık adım adım seçimlere yaklaşıyoruz. 31 Mart'a artık sayılı günler kaldı. Biz de bu akşam seçim 2019 programımızda Koca Sinan Belediye Başkanımız ve yine Cumhur İttifakı'nın AK Parti'den Koca Sinan Belediye Başkan adayı Sayın Ahmet Çolak Bayraktar'ı stüdyo konu olarak aldık. Ve kendisiyle projelerini konuşacağız, seçimi konuşacağız, Kayseri'yi konuşacağız ve özde Koca Sinan ilçesini konuşacağız. Biz de şu an konum olarak Koca Sinan ilçesindeyiz. Her ne kadar seçim oy kullanacağımız sandıklar seçmen Yüksek Seçim Kurulu'ndan Melik Gazi olarak gelse de biz de Fahri olarak burada sizi seçmeniniz sayılırız Sayın Başkanım. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ olun. Gayet iyiyiz. Sizleri sormalı. Sizler de iyisiniz. Bu kadar yorgunluğuna çok zinde gözüküyorsunuz. Yani biz sizi takip ederken sizleri yorulduk. Sizler maşallah herhalde Koca Sinan'da ayağınızın değmediği yer kalmadı diyelim. Yani öyle yoğun koşturuyorsunuz. Evet. Nasıl gidiyor çalışmalar? Şimdi dediğiniz gibi bir yandan seçim çalışmaları, bir yandan vatandaşımızla ilgili sahadaki yapılacak işlerle ilgili birebir onlarla yapmış olduğumuz görüşmeler. Bizim açımızdan bu görüşmelerin şöyle de bereketi oluyor. Bir yandan yapılmış işleri görüyoruz, memnuniyeti görüyoruz. Bir yandan vatandaşın beklentileri, neler yapılması gerektiğini onları görüyoruz. Bunun için de projelendirme noktasında da ihtiyaçları birebir yerinde tespit etme noktasında zaten yüz yüze iletişim her zaman önemli değil evet, mi? Yani zaten bizim 4 senedir yapmış olduğumuz vatandaşla birebir taleplerini, ihtiyaçlarını, beklentilerini yerinden ihtiyacı kullanan kişiden alma noktasındaki gayretimiz, çabamız şimdi de devam etmiş oluyor. Bu noktada hem mahalleler içerisinde göreceklerimiz hem oradaki ulaşamadığımız, daha öncesinde belki denk gelmediğimiz hemşerilerimizin bize ulaştıracakları konular bu noktada bizim açımızdan da son derece verimli ve bereketli bir süreç olarak geçiyor. Şükür koşturuyoruz, çalışıyoruz. Bir yandan çalışmalarımızı, projelerimizi hayata geçirirken bir yandan da yeni yeni projeler için, yeni yeni çalışmalar için vatandaş beklentisi lehine, vatandaşın talepleri lehine onların ihtiyaçlarını yerinde ölçtüğümüz oluyor gerçekten. Hem yapılmış işlerin de şeyini de görüyorsunuz değil mi? Yani amaca ulaşmış mı, vatandaş memnun mu, gerçekten ihtiyaç var mıymış gibi. Aynen. Hatta şöyle bir hal almış. İşte herhangi bir mahallemizde yapılan bir iş, diğer bir mahallemizde veyahut da farklı bölgede şu anda henüz o projeler oraya ulaşmamışsa hemşehrilerimiz diyor ki başkanım iyi güzel hoş da oradaki güzellikler bizim müzeye ne zaman gelecek diye. Ama yeri gelmişken şunu da söyleyelim. Bizim hayata geçirmiş olduğumuz herhangi bir proje beğeni, memnuniyet var ise, kabul görmüşse ki şükür Allah'a bütün projelerimiz bu şekilde kabul görmüş. Bizim en önemli hedefimiz bunu Koca Sinan'da tabana yaymak. Her bölgeye yaygın hale getirmek. Koca Sinan'da yaşayan hemşehrilerimiz inşallah en kısa zamanda rahat erişebilir şekilde bu projelerimizin hepsi o bölgelerde de yaygın bir şekilde yapılacak demektir. Evet, geniş bir interlandı var Koca Sinan ilçesinin. Hem şehir merkezinde olan bölümde çok fazla bir alan kapsıyor. Hem taşra ya da kırsal diye tabir edeceğimiz yerlerde çok fazla mahallesi var. Ve böyle olunca da hizmet götürmek, memnuniyet yaratmak, vatandaşın memnuniyetini sağlamak da çok kolay olmuyor haliyle. Ama siz zaten göreve başladığınız zamandan beri sürekli hep buralarda gezer haldesiniz. Yani size yürü ya kulum dedi yüce yaradan ve bu anlamda herhalde çok sıkıntı çekmiyorsunuz değil mi? Yani yerinde değerlendirmek, projeleri görürken eksiğini fazlasını görme anlamında da zaten hazırlıklıydınız bu konuda, öyle düşünüyorum ben. Doğru, tabii ki. Bir kere bugünlere gelene kadar ciddi bir altyapı, tecrübe kolay olmuyor tabii ki bunlar. Oturduğunuz yerden belediye başkanlığı yapmak farklı bir şey. Hem benim mizacıma uygun değil, evet. Hem de bizim bölgemiz bu şekilde bir belediye başkanlığının netice vereceği bir bölge değil. Göreve geldiğimiz günden beri
yapılan işler, sahadaki devam eden işler, vatandaş beklentileri. Bunların hepsini eşit bir şekilde yönetmek için bizim sürekli aktif bir şekilde vatandaşlarımızın içerisinde olmamızı gerektiriyordu. Biz de şükür her daim hemşehrilerimizin yanında olduk. Söylediğiniz gibi bizim bir de yüz ölçümü itibariyle büyük bir coğrafyamız var. 116 mahalle ama 116 mahallenin 48 tanesi kırsaldaki mahallelerimiz. Evet. Bir tarafta Bayram Hacı ile Nevşehir'e sığınırız. Bir tarafta Elmalı ile Yozgat'a sığınırız. Diğer tarafta Felahiye ve Bünyan'a sınır olan mahallelerimiz var. Obruk'la, Yüreğil'le, Amarat'la böyle genişçe bir, coğrafya sahip bir Kocasinan bölgesi var. Ve işin çok daha enteresan bir tarafı, evet bu kırsaldaki 48 tane mahallemiz var ama hepsinin 48'inin de farklı hem güzellikleri var, hem özellikleri var, hem de beklentileri var. Farklı beklentiler var gerçekten. Yani bir yerde köprü sorunsa başka bir yerde işte mahalle fırını sorun oluyor. Şehire geldiğinizde sorunlar çok daha zenginleşiyor. Şehre geldiğiniz zaman da evet şehirdeki mahallelerde de bizim bölgemizde bir tarafta kentsel dönüşüm yapılması gereken mahallelerimiz var. İmarlaşma açısından 40 sene öncesinden yanlış bir imarlaşmayla, gecekonduyla başlamış olan mahallelerimiz var. Bunların kentsel dönüşümle yenilenmesi lazım. Bir tarafta bizim kadim mahallelerimiz var. Şehrin eski mahalleleri. Yeni Mahallesi, Sümer Mahallesi, Fevzi Çakmak, Mimar Sinan, Mevlana gibi. Artık bunların da altyapıyla birlikte yenilenmeye ihtiyacı olan mahallelerimiz var. Tamamlamış binalarla dolu. Evet, bir tarafta Yakut Mahallesi gibi, Zümrüt Mahallesi gibi yeni yeni yapılaşan bölgelerimiz var. Yeni imarlaşan yerlerimiz var. Onun öbür tarafında da bizim çıta olarak artık Kocasinan bölgesi daha yüksek bir çıtaya erişecek, yeni Kayseri Kocasinan'da kurulacak diye iddialı bir söylemle ortaya çıkıp da özellikle de sosyal belediyecilik manasında vatandaşın hayatına dokunur, vatandaşın yaşamını daha konforlu hale getirecek özel çalışmaları yapacağım deyip de şükür Allah'a başlattığımız ve devam ettirdiğimiz çalışmalar var. Böyle olunca her bir alanda proje üretiyoruz. Her bir alanda çalışıyoruz. Her bir alanda da vatandaşın hayatına dokunacak işler yapmaya çalışıyoruz. Kolay ne olmuyor tabii ki bunlar. Kırsal mahallelerde çalışmalarımız da var. Yenilenmesi gereken mahallelerimizde de çalışmalar var. Kentsel dönüşüm yürüttüğümüz mahallelerde de diğer tarafta da imarlaşmış bölgelerde de çalışmalarımız var. Bir diğer tarafta da belgi bölgelerimizde de büyükçe bir arazi üzerinde yapılaşmalar dağınık bir şekilde. İşte sizin orada 10-30-50-100 hane var. Benim bu tarafta 10-30-50-100 hane var. Arasında 500 metre, 1 kilometre olan, 2 kilometre olan yerler var. İster istemez oradaki 500 nüfus, 1000 nüfus, benim buradaki 500 nüfus, 1000 nüfus her bir bölgede ben de okul isterim diyor. Bana da park yakın olsun diyor. Bana da sağlık ocağı yakın olsun diyor. Veyahut da farklı farklı imkanlardan ben de çok hızlı bir şekilde ve yakınımda istifade edeyim diyen bölgelerimiz de var. Tabii ki bunları tespit etmek kolay. Tabii ki şurada şu varmış, burada bu varmış veyahut da şurada şunlar yapılmış demek işin en kolay tarafı. Yürüdüğünüz yerde herkes bu tespitleri size söyleyebilir veyahut da yürüdüğünüz yerde siz de bu tespitlerde bulunabilir, konuşabilirsiniz. Ama önemli olan konuşmak değil, önemli olan bunları tespit etmek değil. Önemli olan tespit edilen şeyleri hayata geçirmek lazım. Önemli olan çözüm üretmek. Çözüm üretmek lazım. Bizim de şükür Allah'a 4 yıl içerisinde bu tespitlerin üzerinde çözüm üreterek yapmış olduğumuz çalışmalar var. Ha yeterli mi? %100 her noktaya ulaştık mı? Değil. Çünkü 40 yıllık sorunları 4 yılda hem tespit edip hem çözmek hem bu çözümlerle yeni bir yaşam kurmak kolay bir iş değil. Bunun için bakın hep anlatıyorum kentsel dönüşüm dediğiniz iş o kadar sihirli bir kelime ki kentsel dönüşüm bitti. Ağzınızdan çıktığı an bitiyor. Size burada yakınca hemen karşıda Bağdat Caddesi'nde Yunus Emre Kentsel Dönüşüm evet. Bölgesi 3,5 yıl mülkiyet anlaşmalarıyla uğraştığımızı söylüyorum. 3,5 yıl geçti mülkiyet anlaşmaları vatandaşı kabullendirmek, ikna etmek ve inşaat çalışmalarının başlaması için. Kolay ne olmuyor bu işler? Ama biz kolay ne olmuyor diye hiçbir şekilde bu işler arkamızı dönmedik. Vazgeçemezsiniz yani biz tabii ki. Biz kararlılıkla üzerinize düştüğümüz için bugün bu geldiğimiz noktada işlerimiz şükür Allah'a tıkır tıkır gidiyor. Cesaretle bu işlerin üzerine düştüğümüz için 3,5 senenin sonucunda meyveler almaya başladık. Uğurevler'de de 3 ayda başladı etaplarımızın kentsel dönüşüm çalışması. Herhalde oradaki yaşayan hemşehrilerimiz demişlerdir ki ya bu başkan biraz inatçı çıktı. Bu işleri yapma noktasında şehri değiştirip dönüştürme noktasında bir azim var, bir kararlılık var.
bu iş olacaktır demiştir Allah'ın izniyle. Şimdi orada patır patır kentsel dönüşüm çalışmalarımız yürüyor. İnşallah çok daha iyi olacak. İnşallah. Şimdi bunları konu başlığı olarak hepsini ayrı ayrı yeniden üzerinden geçeceğiz. Çünkü projelerinizi açıkladığınız gün verdiğiniz konu başlıklarını ben bugün yine bir konu ederek tekrarlamak istiyorum. Çünkü gerçekten Koca Sinan, yeni Koca Sinan, hep altını çiziyorsunuz. Yeni Koca Sinan, yeni Koca Sinan. Koca Sinan'da ciddi bir yenileşme, ciddi bir devinim göze çarpıyor. Bunları bir kez daha çok iyi şekilde anlatmak lazım diye düşünüyorum. Hem ilçe sakinlerine hem ilimiz sakinlerine. O nedenle bir kez daha üzerinden geçeceğim ama hemen şöyle bir giriş yapalım isterseniz Sayın Başkanım. Türkiye model olan Kayseri Belediyeciliğini Koca Sinan'da çok daha ileri noktalara taşımak istiyoruz diye bir söyleminiz vardı. Kayseri Belediyeciliği kavramı deyince kastettiğiniz şey ne anlamalıyız? Kayseri Belediyeciliği hangi açıdan Türkiye model olmuş, örnek olmuştur? Bunu biraz açar mısınız? Yani ben az çok olayı takip eden bir kişi olarak bunu biliyorum ama ekran başındaki sevgili izleyicilerimiz de Kayseri Belediyeciliği'nde ne anlaması gerektiğini bilmeli bence. Onu bir konu edelim lütfen. Buyurun. Şimdi tabii ki bu işin çok daha fazla geçmişi var. Kayseri'deki belediye faaliyetleriyle ilgili ta 1940'lara giden bir altyapı var. O günlerde Allah rahmet eylesin Emin Mulu şehrin ilk planlamasını yapan belediye başkanı. Bir planlama yapıyor, Almanya'dan plancılar getiriyor ve arkasından da rahmetli Kavuncu ve rahmetli Çalık bu planlamalara uygun bir şekilde Osman Kavuncu Bulvarı'nı, Sivas Caddesi'ni, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nı bunlara göre planlarını açıyor. Evet. Ona göre şehircilik başlıyor. Tabii ki daha fazlaca bir dönem farklı kaygılarla şehire bugün söylediğim 40 sene öncenin gecekondulaşması dediğim farklı kaygılarla biraz inkıtaya uğramış bu çalışmalar ama ben geçmişi çok fazla kurcalamayı sevmem. Geçmişte olan bitenlerle ilgili çok anlamlı da değil zaten. De yani. Konuşmam. Ama özellikle daha sonra 90'lı yıllardan itibaren başlayan bir çalışmayla birlikte şehirde yeniden bir hareketlenme başlamış. Yeniden bir bu imarsız yapıların ortadan kaldırılması veyahut da şehri geleceğe taşıma adına yapılması gereken sadece rutin belediye başkanlığı değil, çok daha farklı işler yapmak lazım gibi bir çalışma başlamış. Bu noktada da Şükrü Karatepe başkanımıza da Mehmet Öztaseki başkanımıza da teşekkür ediyoruz. Emeklerine, ellerine sağlık. Melik Gazi'de Şevket Bey'e teşekkür ediyoruz. Ellerine, emeklerine sağlık. Koca Sinan'da Ali İhsan Alçı Bey'e, Bekir Yıldız abiye teşekkür ediyoruz. Ellerine, emeklerine sağlık. Şu anda devam eden belediye başkanlarımız Mendöp Başkan'a da, Çelik Başkan'a da Allah razı olsun. Yani. Burada da bir hakkı teslim edelim. Etmek çünkü lazım, tabii herkes o günün şartlarında kendi imkanlarıyla bir şeyler yapmak için bir gayretin çabanın içerisinde olmuştur. Şimdi bizim bakışımızda şu vardır. Model belediyecilik dediğimizde şu vardır. Kayseri'de hiçbir zaman için yapılacak iş gündelik bir iş mantığıyla bakılmamıştır. Bir şey yapılacaksa şehre ne katabilmeliyiz? Şehre ufuk katacak, vizyon katacak bir şeyler olmalı mantığında bakılmıştır. Ben de diyorum ki ben Koca Sinan'dan hareketle, ben Koca Sinan bölgesinin belediye başkanıyım ama ben biliyorum ki Koca Sinan'da 400 bin nüfusun belediye başkanı olmakla birlikte 1 milyon 400 bin kişinin yaşadığı Kayseri'nin ihtiyaçlarının da Koca Sinan bölgesinden karşılandığı için 1 milyon 400 bin kişiye de hitap eden projeler yapmalıyım. Bölge hastanesi Kayseri'de, Koca Sinan'da terminal, Koca Sinan'da tren garı, Koca Sinan'da havalimanı, Koca Sinan'da meslek siteleri, esnaf siteleri, çok yeni sanayisi, Koca Sinan'da eski sanayisi, Koca Sinan'da doğu sanayisi, Koca Sinan'da mobilya kenti, Koca Sinan'da hurdacılar sitesi, Koca Sinan'da Matbaacılar sitesi, Koca Sinan'da. Alt alta doldurun daha. Onlarcası yani. Daha Koca Sinan bölgesinde. Galerici sitesi Koca Sinan bölgesinde. Yani bu şu demek. Koca Sinan bölgesi sadece Koca Sinan'da yaşayanları değil. Evet, Koca Sinan'da yaşayanlar ama onunla birlikte 1 milyon 400 bin Kayseri'nin yaşadığı, hizmet aldığı bir bölge. O zaman bizim yaptığımız işler öyle işler olmalı ki hem Koca Sinan bölgesine hem de Kayseri'ye hitap etmeli. Ama çok daha önemlisi, çok daha değerlisi biz yapmış olduğumuz hizmetlerle, projelerle Koca Sinan'a değer katmakla birlikte, Koca Sinan'da yaşayanlara değer katmakla birlikte Koca Sinan'ı geleceğe taşımalıyız. Yeni Koca Sinan bundan dolayı önemli. Çünkü şehrin ihtiyaçlarının yapılabileceği yer, bizim coğrafyamız genişledik ya bir an önce, bundan dolayı şehrin ihtiyaçlarının karşılanabileceği adres hep Koca Sinan'ı gösteriyor. O zaman biz iyi planlama yapmalıyız, doğru planlama yapmalıyız. Bugünden
bundan 60 yıl öncesindeki yaşamış belediye başkanlarını, 70-80 yıl önceki yaşamış belediye başkanlarını nasıl rahmetle anıyorsak, Allah rahmet eylesin. Yani o hayır duası alabilmek adına evet. Biz de geleceğe gündelik işlerle değil, geleceğe ışık tutacak işler yapmalıyız ki ya adamlar 50 sene önce, 30 sene önce, 10 sene önce bunları yapmış demeli. Gündelik işleri yapmak çok kolay. Günü kurtarmak değil tabii, günü kurtarmak çok, tabii. Çok kolay ama model belediyecilik diyorsanız yapmış olduğunuz iş 30 sene sonra da 50 sene sonra da fonksiyonel olmalı, doğru olmalı, kabul görür olmalı. O günlerde de ya bu işler yapılınca şehrin önü açılmış demeli. Evet. Gene dönüyorum dolaşıyorum. Bakın kentsel dönüşümü muhakkak soracaksınız ama bunlarla önemli olduğu için söylüyorum. Biz kentsel dönüşüm işine hiçbir zaman için eski binalar yıkılsın, yeni binalar yapılsın, bir yık yap mantığı içinde bakmadığımızı söylüyorum. Yapmış olduğumuz kentsel dönüşümle birlikte şehrin ihtiyaçlarını karşılıyoruz diyorum. Her bir kentsel dönüşüm projesinin içerisinde o bölgenin ihtiyaçları, o belediye olarak gerekli olan altyapıyı hazırlama noktasında okulu, sağlık ocağı, yolları, bulvarları, sosyal tesisleri, camisi, pazar yeri, her neyse bunları sağlayabilecek kentsel dönüşüm yapıyoruz diyorum. Yoksa kentsel dönüşümde bir bölgeyle ilgili çok kolay bir şey. Hadi dedik buraya kentsel dönüşüm, alelade bir planlama yaptınız. Ertesi günde eğer ki bir de imar rantıyla orayı coşturmuşsanız patır 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 binalar çıktığını kabul edin. O ihtiyaçları karşılamayan bir kentsel dönüşüm ne işe yarar? Yani zaten siz de söylemlerinizde kentsel dönüşümün altını çizerken, yani bu konuda yapacağınız işleri dile getirirken sosyal dönüşümle birlikte gerçekleştireceğinizi vurgulamıştınız. Bütün bunlar da yani kentsel dönüşümün uygulandığı yerlerde aynı zamanda bir sosyal dönüşümün de olması gerekiyor. Çünkü ihtiyaçlar artık çok komplike ve vatandaş sadece yeni bir ev almak, yeni bir eve kavuşmak değil, komple hayatı bir değiştirmek yaşam istiyor. Alanı. Bir yaşam alanı. Biz oluşturur. Özellikle Kocasinan'da yapmaya çalıştığımız şey bu. Şimdi büyük parklar yapıyoruz. Büyük parklarda da mesela Gül Park çok konuşuluyor. İlk yapılan park olduğu için. Çünkü ondan evet. Sonrasında Ihlamur Parkı'da, Yeni Doğan'da yaptığımız park da çok büyük ve içinde çok fonksiyonel oyun aletleri var. Yeni Mahalle'deki yaptığımız park da büyük, fonksiyonel. Kocasinan Mahallesi'nde yaptığımız fonksiyonel parklarımız var. Birçok mahallede. Şimdi Cami Kebir Mahallesi'nde mesela büyük bir park yaptık. Çok fonksiyonel bir park. Ama bu işte bunlarla beraber Kocasinan değerlenecek. Bunlarla beraber Kocasinan'da yaşamak daha özellikle hale gelecek. Bunlarla beraber inşallah Kocasinan bölgesi yeni Kocasinan bölgesi olacak. Bunlarla beraber inşallah hemşerilerimiz ya iyi ki ben burada yaşıyorum. İyi ki bu mahalledeyim, iyi ki Kocasinan bölgesindeyim. Çünkü ben burada çok farklı hizmetler alabiliyorum. Belediye bize, aileme, çocuğuma, gencime, yaşlıma, herkese yetebilecek farklı farklı projeler üretiyor diyecekleri bir Kocasinan'a doğru gidiyoruz Allah'ın izniyle inşallah. İnşallah. Şimdi bu kentsel dönüşüm içerisinde tabii biz bu stüdyoda sadece Cumhur İttifakı'nın değil bütün partilerden adayları konuk ediyoruz. Olabildiğince seçmenlere doğru tercih edebilmeleri adına herkesin sesini duyurmak gibi bir gayret içerisine girdik. Rakiplerinizden diyeyim ya da işte muhalefet partilerinden şu anki gelen adaylardan şöyle bir şey vardı. Bu kentsel dönüşüm kapsamında Kocasinan'da eleştiri rıza, yani vatandaşın rızası alınmıyor. İşte vatandaşın bilmem kaç metrekarelik arsası alınıyor, küçük bir ev veriliyor. Ve belediyeler asla konut satmamalı. Belediyeler konut satamaz. İşte konut üretip konut satamaz, satmamalı. İşte vatandaşın şeylerini ucuza kapatıp oradan elde edilen şeylerle, fazlalıklarla işte satış yapılıyor gibi eleştiriler vardı. Doğrusu o eleştirilere bilmiyorum. Yani ben o dakikaya kadar öyle bir durumdan haberdar değildim. Çok şaşırdım. Ben siz muhatap sizsiniz. Şimdi size sorayım. Buradan ekran başındaki izleyicilerimiz de dinlesin. Bu rıza konusunda mesela ben verdiğiniz Yunus Emre örneğini daha önce duyduğum için ben öyle olduğunu bilmiyordum dedim. Çünkü 3,5 yıldır Yunus Emre'de vatandaşlar rızası alınmaya çalışılarak gelindiği söyleniyor. Sizin ifadenizi kullanmıştım. Bu konuya siz ne dersiniz? Cevabınız çok ne net olacak? Bir şekilde her yerde ben bunu söylüyorum. Biz yaptığımız işlerin temelinde rıza esaslı anlaşmalar yaptığımızı hep söylüyorum. Biz %60'a %40 mı öyle bir oran var diyor. %60 kabul ettikten sonra %40 istemese de kabul ediyor diyor. Böyle bir durum. Şimdi bakın bizim
kanunun bu rıza, ya bu rızayı sağlama konusunda bu %60 %40 bir olumsuzluk yaratıyor mudur? Yok, çok daha fazlasına, %90'lara varıncaya kadar biz vatandaşların özellikle ikna ederek kendi rızasıyla bu işleri yapıyoruz. Çok nadirdir, parmakla sayılacak kadar azdır, iddiayla söylüyorum, parmakla sayılacak kadar azdır bunun tersinde hukuki yollarla çözüme gittiğimiz. Ama takdir edersiniz ki, bakın 3 yıl orada uğraştığımızı söyledim değil mi? Şimdi siz ilk başta anlaşmışsınız. Sizinki gibi onlarcası anlaşmış. Evet. Şimdi siz burada adaletle davranacaksınız. Siz tamam diyorsunuz, ben bu işe varım diyorsunuz. 10 kişiden 8 kişisi tamam diyor. 2 kişisi diyor ki yok diyor, ben diyor razı değilim diyor. Ne yaparsınız siz? Kanunun vermiş olduğu yetkiler çerçevesinde konuşuyorum tabii ki. Yeah. O 8 kişinin hukukunu, hakkını korumak için, 9 kişinin hukukunu, hakkını korumak için bir kişinin dayatması noktasında ne yaparsınız? Bir kişi mi, 9 kişi mi? Yani adaletli davranmak neyi gerektirirse... Kanun da böyle diyorsa zaten... Adaletli davranmak neyi gerektirirse... Şimdi muhalefet yapmak adına herkes konuşabilir. Muhalefet yapmak adına herkes eleştirebilir. Benim bu konuda çok net bir şekilde yapmış olduğum işlerden dolayı alnımız ak. Ortadayız. En büyük eleştiri şurasıdır. Sizin, ya tabii, tabii. Sizin şuranız rahat bir şekilde konuşuyorsa, vallahi ben doğru bildiğim noktada birileri söylüyor ediyor diye hiç gözünün yaşına bakmam. Ben şurayı dinlerim. Burası tabii sizin... Burada bu toprağın altı var. Yani evet, bir de şurası sizin en önemli noktanızdır. Yani şimdi orada bir an önce Yunus Emre'deki veyahut da herhangi bir mahalledeki bir an önce çocuklar daha uygun şartlarda yeşil alanları olan, parkları olan, okulu olan, fiziki imkanları iyi olan yerlerde yaşasın diye yetişkinler, yaşlılar 40 senedir o şekilde yaşamaya devam edenler artık daha iyi yaşasın diye bir gayretin, bir çabanın içerisindeyken bir kişinin dayatması da 3-5 kişinin de buradan acaba böyle kalır da biz bu rantı elde ederiz de biz bu rantın üstüne otururuz diye beklentisi olanların lafına sözüne de kusura bakmayın da şimdiye kadar hiç bakmadık, bundan sonra da bakmayız. Çok açık ve net bir şekilde söylüyorum, bir tane satılmış dairemiz yoktur, biz daire satma derdinde değiliz. Biz ya sosyal çok, var mı belediyelerin böyle? Benim Koca Sinan Belediye için söylüyorum. Yok, bir tane satmış olduğumuz böyle elde edilmiş bir dairemiz yoktur. İkincisini söyleyeyim. Biz iki oda bir sofa böyle küçücük daireler yapmıyoruz. Örnekleri ortada, projeleri ortada. Gelsinler baksınlar. Yaşanabilecek yeni yuvalar yapıyoruz. İddialı söylüyorum. Yaşanabilecek yeni yuvalar yapıyoruz. Tabii ki eleştirme olması lazım. Tabii ki biz illaki her şeyle mükemmel dört dörtlük olamayabiliriz. Nihayetinde kuluz. Yani yani. Ama eleştirirken olabildiğince de... Olabildiğince en azı indirmeye çalışıyorsunuz. Hayır, eleştirirken de doğru şeyleri söylemek lazım. İllaki karalama maksatlı, illaki yıpratma maksatlı olursa bunlar isabetli olmaz. Bunlar doğru olmaz. Yani tam tersine... Kaldı ki ben mesela bu kentsel dönüşüm işinde de bu kadar aşırı böyle bir dayatma olmadığını, yani kanunlar yetki verse bile. Çünkü bir Fikirtepe örneği vardı İstanbul'da. Fikirtepe inatçısı. Yani o bir tane bir şey, onca arazinin ortasında bir tane ev yıllarca öyle durdu ve projeyi yıllarca erteletti, geciktirdi. Yani eğer diğer türlü olsaydı, yani bir gecede alır götürür projeyi başlatabilirlerdi. Bu konuda AK Parti belediyelerinin hassas davrandığını biliyorum. Bu da bir örnek. İşin bir diğer tarafı da sadece biz bu kentsel dönüşümü yaparken, bir bölgeyi kentsel dönüşümü ihtiyacını karşılarken, bakın bu yapılan bölgelerdeki kentsel dönüşüm şehrin sosyal hayatı için, şehrin güvenliği için, şehrin huzuru için yapılan kentsel dönüşüm bölgeleri olduğunda özellikle altını çizmek isterim. Evet, o bölgedeki yaşayan insanlar ama şehrin de huzuru. Benim yapmış olduğum, başlatmış olduğumuz, devam eden kentsel dönüşüm bölgelerinin hepsiyle ilgili birebir çok net bir şekilde söylüyorum, açık bir şekilde söylüyorum. Herkesle, her ortamda, her şekilde konuşabiliriz. Gazi Osman Mahallesi'nin, Yavuzlar Yunus Emre'nin kentsel dönüşümüne ihtiyacı olup olmadığını, Uğur Evler'in ihtiyacı olup olmadığını, Seyrani'ye ihtiyacı olup olmadığını, Ziya Gökalp Yeni Doğan'ın ihtiyacı olup olmadığını çok net bir şekilde konuşabiliriz. Buralar %100 ihtiyaç olan bölgeler olunca, o zaman bir an önce bu işlerin yapılması noktasında da geldiğimiz noktada bizimki kadar hassasiyet gösteren, bizimki kadar hasarsız bir şekilde bugünlere gelen ikinci bir belediye yoktur. Evet. Ve şunu söylüyorum,
Bu bir ilçe belediyesinin işi olmamasına rağmen 1,5 milyon metrekarede bizimki gibi kentsel dönüşüm yapan ikinci bir ilçe belediyesi de Türkiye genelinde gene yoktur. Ama tabii ki helal hoş olsun. Bizim insanlarımızı bir an önce daha güzel bir şekilde yaşatmak gibi bir kaygımız var. Bizim insanlarımızı o bölgedeki yaşayan gelecek nesillere daha güzel bir Koca Sinan sunmak gibi bir kaygımız vardır. Bu kaygının peşinde de, bu inancın peşinde de en önemlisi insanların en faydalısı insana faydalı olandır. İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır emrine matuf olabilmek için, o emirden kendimize bir şey alabilmek için bu gayretin, bu çabanın içerisinde olunca tabii ki kolay olmuyor. Ama işin öbür taraftaki hassasiyetimizin bir kez daha altını çiziyorum. Kesinlikle vatandaşlarımızın hassasiyetini koruma noktasında çok açık bir şekilde gereğini yaptığımızı söylerim. Öyle bir şey var ise, farklı bir şey ulaşmışsa kapım açık. Zaten öyle bir durumda herhalde vatandaşın hakkını koruyacak yasal yollar da vardır. Yani en kötü nihayeti dediğimiz gibi Fikirtepe'deki yasal yollarla işi durdurmuştu. Yine o hakkını da kullanabilir vatandaş. Sancaktepe bu anlamda kentsel dönüşüm anlamında yine çok eleştirilen yerlerden biri, işte şehir merkezindeki köy olarak adlandırılıyor. Sancaktepe'de sizin şeyleriniz içerisinde kentsel dönüşümün başlatılacak mahalleler arasında gözüküyor. Yine Sancaktepe, Cırgalan, Ocukçayış, Yeşil Mahalle dedi. Yine kentsel dönüşüm çalışmalarının ön çalışmaları yapıldığını belirtmiştiniz daha önceden. Şimdi Sancaktepe'ye bir parantez açmak ister misiniz siz de? Hem orada nüfus yoğunluğu da fazla, nüfus popülasyonu ve çok kozmopolit de bir yapı var orada. Doğru. Yani işte çok fazla doğu kökenli vatandaşlarımız var. Yine çevre ilçelerden, illerden gelen çok fazla. İşte farklı işgal alanları var. İşte geçmişte çok fazla hayvancılık vesaire yapılıyordu. Sancaktepe bu haliyle bakacak olursak ne zaman yeni Koca Sinan'a katılır? Evet. Şimdi kentsel dönüşüm lafı kolay bir laf değil. Hiç değil. Şimdi herkes çıkıp da ben şurada kentsel dönüşüm yapacağım, şuraları şöyle değiştireceğim, buraları böyle değiştireceğim, şunu şöyle yapacağım demekle olabilecek bir iş değil. Bu işin de bir matematiği var. Bu işin de bir hesabı kitabı var. Bu işin de olması gereken bir tecrübesi var. Ben hem mesleğim itibariyle hem geçmişteki meclis üyeliğimden, imar komisyonundan edinmiş olduğum tecrübem itibariyle hem de şükür Allah'a 4 yıllık geldiğimiz noktadaki tecrübemiz itibariyle her bir bölgenin farklı farklı kentsel dönüşümle yenilenmesinin bir matematik modellemesi var. Bunları çok iyi biliyoruz. Sancaktepe'nin modellemesi de farklı, Oruç Reis'inki de farklı, Seyran'ınki de farklı, diğer kentsel dönüşüm bölgelerimizinki de farklı. Ama dediğiniz gibi Sancaktepe, Boztepe, Oruç Reis, Yeşil Mahalle, Hilal Mahallesi bir etapta, bir şeyde, bölgede. Argıncık mahallelerimiz bir bölgede. Argıncık'ın bütün mahalleleri, Alsancak, Camikebir, Cengiz Topel, Cumhuriyet, bütün Argıncık bölgesi bir bölgede. Buraların kentsel dönüşümde yapılması olmazsa olmazlardan bizim en baştaki işlerimizden bir tanesi. Biz buranın matematiğine çok iyi çalıştık, modellemesine çok iyi çalıştık. Bu değişimin, dönüşümün nasıl olması gerektiğine de çok iyi çalıştık ama biraz da aceleciyiz, biraz da sabırsızız, biraz da bir an önce bunların olmasını istiyoruz. Kentsel dönüşüm sadece belediyenin yapacağı bir iş değil. Biz belediye olarak planlayıp bırakabiliriz ama biz böyle kalmıyoruz. Diyoruz ki planlamayla birlikte işin diğer taraflarındaki vatandaş anlaşmalarını da yapalım ki vatandaş bize güveniyor, bize inanıyor. Yani. Şükür Allah'a. Böyle olunca iş biraz daha hızlansın diye. Sayın Bakanımıza, kentsel dönüşümle ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza bizim bu bölgelerimizi anlattım. Buralarda neler nasıl yapılması gerektiğini de anlattım. Sağ olsun Sayın Bakanımız Cumhurbaşkanımızın talimatıyla birlikte Kayseri'ye geldi. Kayseri'de bu bölgeleri neler olduğunu dinledi. Yapılacakları dinledi, nasıl yapılacağını dinledi. Ve bu işin hakikaten büyük bir iş olduğunu, kolay bir iş olmadığını ve bakanlık eliyle yapılması gerektiğini, bakanlık eliyle birlikte burada bir hükümetin ciddi manada desteğinin olması gerektiğiyle bir çalışma başlattık. Bu bölgelerin kentsel dönüşümü direkt bakanlık kanalıyla yapılacak. Bu ne demek? İmkan noktasında Koca Sinan Belediyesi'nin imkanları nere? Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin imkanları nere? Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın imkanları neresi? Bakanlıkta. Yani şu anda bizim bu bölgelerimiz için ben hep şunu söylüyorum. Bir kuyruklu yıldız var.
bize değmiş bir sihirli değnek var. Biz bunu çok iyi kullanmamız lazım. Çok iyi istifade etmemiz lazım. Bir an önce hızlı bir şekilde bu değişimi, dönüşümü burada harekete geçirmemiz lazım. Evet, Boztepe'deki, Sancaktepe'deki, Oruç Reis'teki, Yeşil Mahalle'deki, Hilal Mahalle'deki değişim, Kayseri'nin değişimi demek, Kocasinan'la birlikte. Argıncık'ın değişimi demek, Kocasinan'la birlikte Kayseri'nin değişimi demek. Yeni Kayseri'nin, yeni Kocasinan'ın bunlar olmazsa olmazları demek. İnşallah önümüzdeki süreçte bizim üzerimizden biraz da hem maddi olarak hem de iş gücü olarak bu yük Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılacak, yürütülecek. Ve bu anlaşmalar, mülkiyet anlaşmaları eğer hızlı sürede olursa buraların bir an önce değişip dönüşmemesi işten bile değil. Uğur Evler'deki gibi 3 ayda başlayıp da inşaatlar devam ederse bir an önce olur. Yunus Emre'deki gibi 3,5 yıl olursa o da biraz gecikir. Burada iş dönüyor dolaşıyor, vatandaş, mülkiyet sahiplerine vatandaş kalıyor. Mülkiyet sahipleri bir an önce bu anlaşmaları sağlarsa hızlı bir şekilde bu bölgelerde bir yerde TOKİ konutları yapacak, vatandaşa konut verecek, arsasını alacak. Doldur boşaltla bu birkaç etaplarla devam ederekten inşallah hızlı bir şekilde buraların İnşallah. Kentsel dönüşümü başlamış olacak. Bakın, müthiş bir fırsattan bahsediyorum. Oruç Reis, Sancaktepe, Boztepe, Yeşil Mahalle, Hilal Mahallesi ile ilgili birileri çıkıp da sizin biraz önceki dediğiniz gibi yakıştırmaları yapabilir. O beni ilgilendirmez. Çünkü ben sorumluluk makamındayım. Ben sorumluluk sahibi olarak yakıştırmaları değil, çözüm üretmeliyim. Ve geldiğimiz noktada şükür Allah'a üretmiş olduğumuz çözümler bakanlık nezdinde kabul görüp Bakan Bey'in sağ olsun bunu artık bizim yapmamız gerekir şekline ulaşmış vaziyette. En kısa sürede Argıncık mahallelerinin de diğer mahallelerin de değişimine dönüşümüne şahit olmayı inşallah bu değişim dönüşümle birlikte daha güzel bir Kocasinan'da Kayseri'de yaşamayı bizlere Mevla nasip edesin diye bir yandan da dua İnşallah. Ederiz. Bir yandan da bu gayretin içerisinde oluruz. Yani şehir insanı olarak bizim de temennilerimiz bu yönde. İnşallah evet Sancaktepe işte bu buralar sonradan oluşmuş gecekondu semtleri. Zaten ilimizde bu tarz çok fazla. Mesela ben Ankara'da uzun yıllar yaşadım. İstanbul'u biliyorum. Oralardaki tarzda çok büyük gecekondu semtlerimiz yok Allah'a şükür. Daha planlı, daha şehirleşmiş bir şehir Kayseri ama buralarında en kısa zamanda ıslah edilerek, rehabilite edilerek, doğru terimle yenilerek, başka şansı yok buraların. Dönüşümle şehirleşmesini, şehre katılmasını arzu ediyoruz. Bu yönde de gayretleri görmek bizleri mutlu ediyor vatandaş olarak. Ve gerçekten Sayın Çolak Bayraktar, yani bu bir reverans ya da bir şey değil, hakkı teslim etmek lazım. Göreve başladığı günden beri bu anlamda da ciddi gayretler gösteriyor. Sayın Öztürk Sekin'in Çevre Şehircilik Bakanlığı döneminde zaten kentsel dönüşüm olayı ilimizde ciddi bir ivme kazandı, ciddi bir merhale yol kat edildi. Ve inşallah en kısa zamanda buralarda şehre katılmasını umut ediyoruz. Ve bu anlamda da güvenimiz tam, gayreti görüyoruz çünkü. Tabii eleştiriler de olacak. Yani eleştirme kimse %100 ne derler, eskiler kadı kızında bile kusur aranıyor illaki. Şimdi bakın bazen şöyle güzel şeyler oluyor ki başkanım diyor şunlar tamam ama diyor şunlar olması gerekir diyor. O eleştiriler, o talepler, o iyi niyet bize de kapı açıyor. Bizi de ufuk kazandırıyor. Ha doğru diyoruz. Vatandaşın talepleri noktasında bir şeyler yapmış olunca vatandaş da işin içine katkı girince veriyor, tabii katkı. Sahiplenilmiş oluyor. Katkı veriyor, sahipleniyor ve akıl akıldan üstündür. İllaki yeni şeyler katılacaktır. Ve sinerji yaratmak da güzel bir şey. Altyapı ve ulaşım başlığı altında yol demek, medeniyet demek. Bir yerin gelişmesi için, büyümesi için, gelişmesi için, şehirleşmesi için yol çok önemli. Yol kavramı ve altyapı ulaşım olarak Kocasinan'da ne gibi çalışmalar yapıldı, yapılacak, önümüzdeki döneme dair ne gibi projeler var? O kısmı da bir özetleyelim mi? Ne dersiniz? Evet. Tabii ki bakın şimdi neler yapıldı, neler yapılacak. Biz bir kere yaptıklarımızla konuşuyoruz. Evet. Yapacaklarımızla konuşuyoruz. Niye? Biz bölgemizi çok iyi biliyoruz. Biz yapılacakları çok iyi biliyoruz. Biz yaptıklarımızı çok iyi biliyoruz. Allah'a şükür 4 yıl içerisinde şunları yaptık diyebiliyoruz. Ve arkasından da diyoruz ki evet 4 yıla sığdırabildiklerimiz. Bir üzerinden geçelim mi? Neler? Onun üzerine devam edeceklerimiz. Şimdi bir kere bizim altyapıyla ilgili doğru.
özellikle kadim mahallelerimizle ilgili altyapı ihtiyaçları, yenilenmeye ihtiyaçları var idi. Oralardan altyapının yenilenmesine başladık. Fevzi Çakmak Mahallesi, Mimar Sinan Mahallesi, mahallelerin ismini saymayayım diyorum ama gene ağzımdan çıkıyor. Şöyle bir şey, mesela diyor ki vatandaşımız rastlayınca, başkanım diyor, televizyonda geçenlerde seyrettim. O mahalleyi saydın, bizim mahalleyi söylemedin. Bütün mahalleleri saydın, bizi unuttun. Bir anda o mesela aklımıza gelmiyor ama her neyse. Başlamış olduğumuz bu mahallelerdeki yenileme inşallah birkaç yıl içerisinde bitecek. İnşallah. Tamamen altyapısını bunları bitireceğiz. Niye istinaden söylüyorum bunu? Şimdi 4 yıl içerisinde 516 kilometre yol yapmışız. Bunun içerisinde yeni yaptıklarımız da var, yenilediklerimiz de var. Eskilerin yenilenmesi de var. Bunları yaparken de 2 yıl öncesinde şükür koca sınırımıza bir tesis kazandırdık. Asfalt plenti. Ardından da yeni bir fen işleri atölyesi kazandırdık şükür. Bizim elimizdeki imkanlardan dolayı çok rahatlıkla diyorum ki önümüzdeki dönem inşallah bu altyapı yenileme işi kalmayacak diye. Ana bulvarlarımız, yollarımız, caddelerimiz inşallah tamamen bu minval üzere yenilenmiş olacak. Tabii bir yandan da ihtiyaçlar bitmiyor. Yenilenmesi gereken, yeni yapılması gerekenler de var. Onları da açabileceğimiz kendi imkanlarımızla bir tesisimiz var. Geçenlerde arkadaşlarla bu tesisimizle ilgili, 2 yıldır çalışan tesisimizle ilgili ne kadar bizim tasarrufumuz oldu arkadaşlar, nerelere geldik, kendi tesisimiz olmasının bize artısı neydi dediğimde 17 milyon TL, yuvarlak olarak söylüyorum, daha yukarıda rakam var ama ben aşağıya yuvarlayarak söylüyorum bunu, 17 milyon TL'lik bir kazançtan bahsettiler, bir ekonomiden, bir tasarruftan. Hesaplanmış bir vaziyette bunlar. Eski parayla vatandaşta 17 trilyon değil mi? Evet. 17 trilyon. Bu ne demek? Bu tecrübe demek. Bu ne demek? Bu işi bilmek demek. Böyle olduğu zaman 17 trilyon da hem bir yandan iş yapıyorsunuz, hem bir yandan da Koca Sinan Belediyesi'nin bütçesine, kasasına tasarruf sağlıyorsunuz demek. Katkı sağlıyorsunuz. Evet. 516 kilometre yol yaptık. 1 milyon tonun üzerinde asfalt kullanarak bu yolları yaptık ama yeterli mi? Değil. Dedik ya, Koca Sinan büyük bir bölge. Bir uçtan bir ucu 145 kilometre olan bir bölge. Daha yapacağımız çok şeyler var. Daha yapacağımız çok yollar var. Eksik kalan mahallelerimiz arasındaki yapılamayan, eksik kalan, zaman yetmediği için yapılamayan, eksik kalan yerleri de Allah nasip ederse, artık önümüzdeki günler, bahar geldi, hava müsait olmaya başladı. Önümüzdeki günlerde tekrardan sahada hızlı bir şekilde, aktif bir şekilde çalışmaya başlayarak bu yol yenilemelerinin hepsini hayata geçireceğiz Allah'ın izniyle. Ve en kısa süre içerisinde de artık bir daha bu yenilemeleri yakın vadede konuşmayacağımız ama ihtiyaç olan yerlerde de yeni yeni yollar açarak devam edeceğimiz bir bölge olacak Koca Sinan bölgesi. Hatta Osman Kavuncu Bulvarı'na alternatif, Sivas Bulvarı'na alternatif yeni yollar, ulaşım ağları açarak hem trafiği rahatlatacak hem Kayseri'nin trafiğine yeni ulaşım aksları ilave edecek şekilde de geçecek önümüzdeki bir dönem var Allah nasip ederse. İnşallah. Yani dediğimiz gibi bütün bu gelişimler tabii yol ve altyapı olayını da beraberinde getiriyor. Onları farklı düşünmek olası değil. Bu konuda da yeni fikirler, yeni çalışmalar, yeni projeler oldukça bizler mutlu oluyoruz. Benzersiz şehirler konu başlığı altında tarihi yapıları, tarihi mekanları gündelik hayata katmaya çalışıyorsunuz. İlçe dediğimiz gibi hinterlandı geniş. İçerisinde çok fazla tarihi mekanlar, tarihi beldeler, Kayseri insanı için anlam ifade eden yerler var. Benzersiz şehirler projesi ya da başlığındaki bu çalışmalarla ilgili de biraz bilgi verin isterseniz buradan sevgili izleyicilerimize. Şimdi benzersiz şehirlerde her bir şehrin kendine özgü geçmişinden gelen bir tarih mirası var. Bu mirası da bizim hem koruyup hem de gelecek kuşaklara aktarmamız lazım. Bunları yaparken de bu şehrin kendi içerisindeki bu özelliklerini, bu değerini bir sonraki kuşaklara aktarırken binalara da fonksiyon katmak lazım. Yapılara da fonksiyon katmak lazım. Sadece tabii ki fiziki yapılarla değil, hayatın içerisinde canlı projelerle de bu benzersiz şehirleri kurgulamamız lazım. Bunlardan bir tanesi Hoca Hasan Medresesi. Hoca Hasan Medresesi'nin şu anda yıkıntı vaziyetinde kalıntıları var. Bunu ayağa kaldıracağız. Bir diğer, nerede bu koyu Hoca Hasan Medresesi? Hastane Caddesi üzerinde. Evet. Birlik Hamamı gene bu da Hastane Caddesi üzerinde. Bu ikisini gün yüzüne çıkartıp, restore edip, rekonstrüksiyonla yeniden yapıp içine de bir fonksiyon yükledik. Dedik ki Hoca Hasan Medresesi geçmişi andırsın. Medrese, bir eğitim yuvası, bir bilim yuvası, ilim yuvası. İnsanlar burada bir şeyler öğreniyor. Şimdiki insanlar da öğrensin. Burasını
şehrin entelektüellerine, okur yazar takımına, gençlerimize, çocuklarımıza hem kitap okuyabilecekleri, hem birbirinden bilgilerini artırabilecekleri, paylaşabilecekleri mekan olarak şehrin istifadesine sunacağız Hoca Hasan Medresesi'ni. Birlik Hamamı da bir hamam kültürü vardı bu şehirde, bu ülkede. Bizim medeniyetimizde bir hamam kültürü var. Bakın, temiz milletiz. Çok her güzel. Her mahallenin hamamı var. Evet, temiz temiz bir millet. Temizlik medeniyeti, bizim temizlik medeniyetimiz olduğu dönemde, şimdi hani çok övünüyorlar ya, biz batıyız, medeniyetin kurucusu biziz, ilim, irfan bizden çıktı, bilimin kurucusu biziz diye, aslında böyle bir şey yok da o uzun bir başlık. O günlerde biz burada temiz bir toplumda yaşarken, hem dinimizin gereği, hem kültürümüzün, örfümüzün gereği bu şekilde yaşarken, insanlar temizliği bilmedikleri için batıda temizlikten kaynaklı hastalıklardan toplu ölümler oluyor. Evet, yani salgınlar çıkıyor. Kokularını gidermek için üstlerine başlarına çiçekler takıyorlarmış vesaire. Parfümün çıkışı bile oradan çıkıyor. Oradan çıkmış. Binlerce evet, insan bu temizliği bilmediklerinden ölüyordu. Gel gelelim, bizim toplumumuzda böyle bir kültür, böyle bir medeniyet vardı. Biz hep her dönem suya sabuna dokunmuş. Güzel. Bunu anlatacak, çocuklarımıza, geleceğimize, yani insanımıza bunu anlatacak bir hamam müzesi. Yani kuru kuruya bir hamam değil, geçmişimizle geleceğimiz arasında bağ kuracak bir hamam müzesi. Birlik Gerçekten Hamam içerisinde de buraya bir hamam müzesi yapacağız. Bir diğer başlığımız Hıdır Ellez. Gök Gözlemevi neresi Gök orası? Gök Gözlemevi. Erkilet'in yani tepesinde. 40 yıldır bu şehirdeyiz ama bilmiyoruz. Hıdır Ellez diye bir tepe var. Orada bir yapı var orada. Evet. Küçük bir yapı var. Gözlemevi'ymiş orada söyleniyor. Aslında bir av köşkü. Selçuklu zamanında yapılmış bir av köşkü. Yani. Onu aslında uygun bir şekilde restorasyonunu yapıp hayata kazandırdıktan sonra da Gök Gözlemevi olarak gençlerin, ailelerin... Siz o şekle getireceksiniz. Evet. Orası normalde alt köşkü. Tabii. İçine bir fonksiyon katıp anlamında geceleri gelebilecekleri orada gözlem yapılabileceği bir mekan haline getireceğiz. Yani hem burada... Şehir de çok güzel gözüküyor oradan zaten. Mükemmel. Manzarası çok tabii güzel. Tabii ki biraz aşağısına indiğiniz zaman da bir millet bahçesi var orada. O millet bahçesiyle irtibatlanacak. Genel Emir'deki uzay ve havacılık merkezimizle irtibatlanacak. Böyle orada insanların, ailelerin gelip vakit geçirebileceği 3 tane farklı mekanımız, hatta 4 tane, bir de Millet Kıraathanesi ile beraber 4 tane farklı mekan olmuş olacak inşallah. İnşallah. Yani bu da güzel. Yani gerçekten hem kadim eski ecdat yadigarlarını değerlendiriyorsunuz, koruyorsunuz, varlığını devam ettiriyor, hem de bir fonksiyonla gençleri oralara çekebiliyorsunuz. Evet. Çok güzel bir misyon. Yani gençler de ecdadının ne yaptığını, ne ettiğini. Sadece nasıl gençler yaşadığını değil, aileler beraber gelecekler buraya. Yani anne, benim baba... 50 yaşında geçmiş insan için artık o bilgiye çok, yani anlam ifade etmez belki, ama işte benim çocuklarım için çok önemli onlar. Yani geçmişte ecdat neler yapmış, neler görmüş, nasıl yaşamış, işte suya sabunu nasıl dokunmuş, bir hamam kültürünü bilmesi bir müzenin içinde. Kendi müthiş geçmişini tanıması, özgüven noktasında, geleceğe daha güvenle bakması noktasında son derece önemli bunlar. Gerçekten son bir de derece önemli. Biz projeleri yaparken sadece proje yapmış olmak için değil, veyahut da sadece bir yerde bu şunlar var yapılırsa iyi olur değil, İçine de fonksiyon yükleyerek neler ifade edeceğini, işin felsefesiyle beraberce bunları yapınca, bir taraftaki fiziki imalatlar, ama çok daha önemlisi içinin felsefesi, tabiri caizse ruhu. Ruhu olmadan bir yapı, bir bina hiçbir şey ifade etmez. Bir şehir de bir şey ifade etmez. Biz mümkün olduğunca bu şehre o ruhu daha da artırarak verme çabası. Onun en iyi örneklerinden bir tanesi, sevgili izleyiciler, bilmiyorum gidip gezdiniz mi, Selçuklu Müzesi. Gerçekten orası daha önce tıp tarihi müzesiydi. O zaman da gidip geziyorduk. O zaman da bir anlamı vardı, ama Selçuklu Müzesi olarak oraya yeni eklenen eklentiler, yeni haliyle gerçekten bir ruh verildi ve gerçekten çok ilgi çekiyor. Hem gençlerin, hem yaşlıların, hem dışarıdan gelen misafirlerin, hem şehrin insanının. O yüzden Sayın Başkan'ın altını çizdiği şey gerçekten çok güzel bir amaç, hedef. İnşallah hayatta geçtiğinde çok daha güzel olur diye ekliyorum. Başkanım, rejiden uyarı geldi. Kısa bir reklam arasına gidelim isterseniz. Sohbet keyifli sürüyor. Sevgili izleyiciler, kısa bir reklam arası veriyoruz. Sayın Çolak Bayraktar'la sohbetimize devam edeceğiz. Gözünüz bizde olsun. Müzik
videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet, reklamları geride bıraktık sevgili izleyiciler. Sohbetimiz sürüyor. Bu akşam Koca Sinan Belediye Başkanımız ve aynı zamanda Cumhur İttifakı'nın AK Partili Koca Sinan Belediye Başkanı adayı Sayın Ahmet Çolak Bayraktar konuğumuz. Sayın Çolak Bayraktar 4 yıldır zaten başkanlık koltuğunda, çalışmalarını biliyorsunuz ve bundan sonraki dönem için yapılacak olan işler, projelerini gözden geçiriyoruz. Arada tabii sizlerden gelen eleştiriler, diğer siyasi parti adaylarından gelen eleştirileri de başkanımıza iletiyoruz. Çevre ve şehir olayı, çevre olayına AK Parti bu seçim döneminde çok önem verdi. Zaten Sayın Cumhurbaşkanı'nın hazırladığı manifestoda da çok büyük yer aldı. Başlıkların çoğu neredeyse çevreyle ilgiliydi. Çevre kavramı herkes için önemli. Tabii daha yaşanabilir çevre, işte yeni nesillere bırakabileceğimiz daha yaşanabilir yeşil bir çevre, işte kirletilmemiş bir çevre önemli. Siz de çevreye saygılı şehirler, Kayseri'yi daha güzelleştireceğine, şehrimizi daha güzelleştireceğine inandığınızı ve çevre konusunun altını çiziyorsunuz. Çevre konusundaki çalışmalarınız ve yapacağınız işlerle ilgili olarak da buradan sevgili izleyicilerimizi bilgilendirelim isterseniz. Evet. Koca Sinan dediğimiz gibi çok büyük bir coğrafi alan Koca Sinan ilçesi ve her zaman çevreyi korumak, çevre yani nitelikli bir çevre sağlayabilmek de çok kolay bir iş değil. Bunu da altını çizmek lazım. Neler yapacaksınız çevreyle ilgili Sayın Başkan? Evet, şimdi bir kere bizim başlatmış olduğumuz 2015 yılında faaliyete geçen Kayçevimizden bahsetmeden burada geçemeyiz. 2015 yılında ilk yaptığımız işlerden bir tanesi Kayçev gibi bir tesisi Koca Sinan Belediyesi'ne kazandırmak oldu. Kayçev'de ne yapıyoruz? Geri dönüşüm atıklarını orada toplayıp ekonomimize kazandırıyoruz. Böyle bir tesisimiz var. Bundan sonrasında tabii ki bu tesisimizin kapasitesi noktasında, imkanları noktasında daha iyi bir noktaya getirmek olması olmazımızdan. Ama ulaşacağımız nokta sıfır atık. Bizim geri dönüşümle ilgili sıfır atık ana hedefiyle yapmış olduğumuz çalışmaları inşallah sıfır atığa doğru götürmemiz lazım. Biz sadece ambalaj atıkları toplamakla kalmıyoruz. Sadece naylon, poşet, pet, cam şişe bunları bertaraf etmekle kalmıyoruz. Onun dışında elektronik atıkları da topluyoruz. Bunları da bertaraf ediyoruz. Pil gibi son derece hassas olmamız gereken bu atıkları da toplayıp... Çok güzel. Bir tane küçük pil 4 metrekare alanı zehirliyormuş. Evet, kocaman bir alanı yok ediyor. Neredeyse 1000 yıl sürüyormuş o zehir. Yani ne kadar şey. Size, tamamen pil kullanımı yasaklanmalı önce. Size çok daha enteresan bir şey söyleyeceğim şimdi. Evlerdeki kızartma yağları. Evet. Kızartma yağları da aynen pil gibi zehir. Tabiata gelişi güzel alelade bırakılmaması gereken, hele hele kanalizasyonlara vesaire dökülmemesi gereken son derece tehlikeli bir ürün. Ve bu konu hiç bilinçli değiliz. Evet. Herkes döküyor. Şimdi yani. Şu anda başladık. Mahallelerimizde kızartma yağlarının toplanacağı üniteler yapmaya başladık. Bu üniteler içerisinde pet şişelerle oralara bırakılabilecek noktalar yapmaya başladık. Kızartma yağlarını da toplayıp onların da bertarafının tabiata bırakılmaması gerektiğini yapacağımız projelerimiz, çalışmalarımız var. Bu noktada hemşehrilerimizin bize daha fazlaca katkı koyması, bu hassasiyetlerin artması gerekiyor. Çünkü bunlar destek verilirse birlikte, tabii sahiplenilirse anlam ifade edecek. Belediyeyle yani. Birlikte vatandaşımızın desteğiyle birlikte yürüyen projeler. Bütün projeler muhakkak ki böyle ama bu birebir vatandaşın kullanımının olduğu projeler. Ve bunlar hiçbir şekilde zorlamayla değil, işten gelerek yapılacak işler. Tabii bilinçlendirmek lazım insanların sahiplenebilmesi için. Ve artık herhalde çevre konusunda da yani o kadar yıllardır tekrarlanan şeyler var. Biraz bilinçlendik gibi sahip çıkmak lazım sevgili izleyiciler. Yani belediyeler, yöneticiler, işte valilik, devlet bir takım şeyleri başlatır ama devam ettirecek, sahiplendirecek, onu kullanacak olan bizleriz. Daha yaşanabilir çevre istiyorsak, gerektiğinde bir konuştursanız kimse mangalda kül bırakmaz herkes. Ama bunları uygulayacak bizleriz. Çevre konusundaki hassasiyetimizi belediyeye destek olacak şekilde göstermekte yarar var. Çevre konusu çok önemli. Çevre konusunda ekleyeceğiniz bir şey yoksa geçiyorum Sayın Başkanım. Bir şey daha orada. Şimdi buyurun. Çevreyle ilgili tabii ki biz bu dünyada bizimle beraber yaşayan bütün canlılara aynı hassasiyetle. Evet, insan önemli. İnsan odaklı belediyecilik yaptığımızı söylüyorum. Sosyal belediyecilik faslına muhakkak geleceksiniz. Orada onları anlatayım yani. Ama
Biz diğer taraftan da bizimle beraber yaşayan her bir canlıya Allah'ın can vermiş olduğu her bir varlığı önemsiyoruz. Küçük Dostlar Ambulansımız da yapmış olduğumuz Koca Sinan Belediyesi'nin şahsına münhasır diyebileceğim özel bir proje. Bizim sadece Kayseri'mizde Koca Sinan Belediyesi'nde olan ama Türkiye'de de örnek olan projelerden bir tanesi. Tabii ki bu önümüzdeki dönemlerde bu çalışmalarımız daha fonksiyonel olabilecek şekilde, daha vatandaşa yaygın hizmet sunabilecek şekilde de çalışmalarımız devam edecek. Çevreye saygılı başlığında en önemli şey ağaç. Ağaç dikiyoruz. Çok ciddi manada ağaçlar dikiyoruz. Yeni dönemdeki hedefimiz 500 bin ağaç. Her yıl 100 bin ağaç. Ki biz bunu başardık. Son 2 yıldır 100 binin üzerinde ağaçlar diktik ve bu hedefi de üstüne geçeceğimizi biliyoruz ama 500 bin hedefinin inşallah, yakalayıp devam edeceğiz. Şu anda 2019 yılındaki ekeceğimiz ağaçlarımız fidanlığımız da hazır vaziyette. Mevsim itibariyle artık ekmeye başladık. Önümüzdeki günlerde inşallah daha yaygın bir şekilde hemşehrilerimizle, çocuklarla, öğrencilerle beraber ağaç dikme etkinliklerini de artıracağız. Ve buna yine vatandaş olarak, ilçe sakini olarak, il sakini olarak bizim de destek vermemiz gerekiyor. Hem dikim, hem dikim aşamasından sonra korumak, ağaçların büyümesi, yeşillenmesi için. Koruma işi dikimden çok daha, önemli gösteriyor. Belediye ekipleri dikiyor, gidiyor ama onları koruyup orada ağaçlandıracak, yetiştirecek, büyütecek bizleriz. Lütfen sahip çıkalım. Başkanım, bir de bana ilginç gelmişti. Onu da belki kısaca değinmek istersiniz. Bir ekolojik köprü, kent balkon olayı vardı. Ahevran'da mı düşünülüyordu bu? Bu da çok vizyon bir iş. Hem orası Türkiye'deki sayılı tematik parklardan birisi var orada. Onunla nazır olacak herhalde. Nedir o kent balkonu? Şimdi sadece açıklar mısınız? Bizim vizyon bir olay bu. Parklarımızla ilgili yapmış olduğumuz parkların hepsinde tematik parklar olacak. İçerisinde eğitim verilebilecek, farklı farklı etkinliklerin olabileceği parklar olacak ki oranın hemen karşısında Mazakalant var biliyorsunuz. Evet. Harikalar Diyarı. Buradan başlayıp da Ahevran, Koca Sinan, Yavuz Selim Mahallesi'ni kapsayacak Kent Balkonu ismini verdiğimiz özel bir proje var. Ve bu projenin üzerinde de iki projeyi birbirine bağlayan, Harikalar Diyarı ile Kent Balkonu'nu birbirine bağlayan ekolojik köprü var. Yani ekolojik köprü ne demek? Yeşil bir köprü demek. Araç yok, üzerinde yaya trafiği var, işte bisiklet var, insan gücüyle çalışan bir sistem var. Ve burası şehre nazım bir yerde, tepede. Hem park hem de oturabilecek, vakit geçirebilecek bir mekan. Hem de orada kültürel alanlar var. Geldiği zaman belli bölgelerde insanların doğanın içerisinde, tabiatın içerisinde eğitim de alabileceği, bir şeyler de öğrenebileceği mekanlar var. Ne kadar güzel 220 bin metrekarede özel bir park orası. Tabii ki bunlar nasıl diyeyim, kolay işler değil. Hiç bakın değil. Buranın bu hale gelmesi, mülkiyetin oluşması ve bundan sonrasında inşallah etaplar halinde projenin hayata geçmesi çok özellikli bir yer. Bunlarla birlikte Koca Sinan çok farklı bir şehir olacak. Çok Koca da Sinan, ciddi maliyet tabii sevgili izleyiciler. Bunlar tamamen hep para demek, maliyet demek, kaynak demek. Bunlara kaynak oluşturmak, hayata geçirmek. Yani her baba yetin harcı değil, her belediyenin yani yoksa sözde proje üretmek kolay. Yani her şey yapacağız ama demek. Olabilirliği olan, gerçekten hayata geçebilecek olan projeler. Bunlar yerinde birebir o bölge için yapılmış projeler. Bizim projelerimizin hiçbiri internetten alınmış görseller değil. O bölgesine göre şuraya yapılacak diye o bölge için hazırlanmış projeler. Evet. Bunların da altını çizmek lazım. Gerçekten önemli. Akıllı şehirleri çok dillendirdi AK Parti bu seçimlerde. Akıllı şehir, artık dünya tamamen buna yönelmiş durumda. Akıllı şehirler. Bir TRT Avaz'da galiba yayınlanıyor. Akıllı Şehirler diye bir program var. Ben çok sıkı takipçisiyim. Yani Endonezya'da, işte Hindistan'da, hiç çok az gelişmiş yerlerde o kadar güzel akıllı şehir projeleri üretiliyor ki ve tamamen bölge insanının, şehir insanının, işte mahalle belediye insanının katkılarıyla projenin içine katarak. Siz akıllı şehirler başladığında buradan bakıyorum, akıllı aydınlatma, akıllı atık yönetimi, akıllı belediyecilik hizmetleri gibi projeleriniz var. Yani hazırlanmış şeyler. Bunlar ek olarak ya da akıllı şimdi şehir olarak akıllı, neler var? Akıllı şehir yönetimiyle ilgili bir kere çözüm merkezimiz bunun tam da merkezinde olan bir iş. Evet. Yani çünkü tamamen teknoloji tabanlı, tamamen vatandaşın ihtiyaçlarını karşılayan bir belediyecilik uygulaması akıllı sistemlerle ilgili. Ama
Biraz daha biz rutin belediyecilik hizmetlerinin de teknolojiyle buluşması noktasında yapmış olduğumuz başlıklar var. Mesela parkların aydınlatılması. Akşamları belli bir saatten sonra eğer ki insan trafiği yoksa o şehir, o parklardaki aydınlık seviyesi düşecek. İnsan trafiği olduğu yerlerde de yoğunluğa göre, insan yoğunluğuna göre ışık şiddeti artacak. Böyle bir yönetim mekanizması. Çöp toplama sistemiyle ilgili çöp konteynerlarının bazen oluyor böyle birdenbire pat diye doluyor mesela. Bunu hızlı bir şekilde sensörler vasıtasıyla bize bildirecek. Merkeze bildirecek. Merkezdeki en yakın araç araçlarda da bu iş olacak. Araç bir rut çizmek ihtiyacı duymaksızın bunlara doğru yönlenerek hızlı bir toplama sistemi. Yani dolmuş şey ertesi gün aracın kalmayacak. Gelmesini beklemeyecek. Veyahut da en uzaktaki aracın gelmesini de beklemeyecek. Hem yakıt tasarrufu hem çevre açısından bir konfor. Bunları sağlayacak. Böyle alt alta gelecek onlarca başlık var şehir noktasında. Mesela binaların tanımlanması. Bir barkodla iş yerinin tanımlanması, binanın tanımlanması. Oradaki kimlerin yaşadığı, ne tür ihtiyaçlarının olduğu, belediyecilik hizmetleri, emlakla ilgili konular bir barkodla bunların tanımlanabileceği ve tabii ki bunlar kamuya açık istifade edilebilir bilgilerin orada olduğu. Herkes bir telefonla barkod okuyucuyla ulaşabileceği veyahut da sadece belediyenin ulaşabileceği bilgilerin de olacağı bir altyapıya doğru gidiyoruz. Bu noktada bizim Bilgi İşlem Müdürlüğümüz hakikaten özellikle 3 yıldır, 4 yıldır yapmış olduğumuz yoğun teknoloji yatırımları tamamen şu anda bizim hem donanım hem yazılım olarak akıllı belediyecilik, akıllı yönetim, belediye yönetimi ve şehir yönetimi noktasında bir ciddi bir altyapıya sahibiz. Şükür bundan sonra oluşturmuş olduğumuz bu altyapıyı hem belediye tarafında bizler, içerideki yöneticiler hem de dışarıdan vatandaşlarımız çok daha etkin bir şekilde inşallah kullanabilecekler. Tabii bu tüm bunları konuşurken bu yoğun proje çok fazla personel takviyesi gerektirecek mi bu işler? Yoksa mevcut yapıyı koruyarak ya da bunun altyapısı hazırladım. Yani bu projeleri biraz daha artık böyle teknolojiyle olunca mevcut imkanlarımızla şu ana kadar mesela bizim en fazla mesela kamuoyunda ya iş imkanı noktasında belediyeler sanki bir iş kapısı gibi görünür ama bizim o günden bugüne kadar başladığımızdan bugüne kadar böyle bir ekstra durumumuz yok. Ama muhakkak ki yetişmiş kalifiye özellikle yazılımla ilgili, özellikle teknoloji tabanlı işlerle ilgili oralarda muhakkak ki takviyelerimiz olabilir ama yakın vadede ekstra bir şey gibi görünmüyor. Kendi imkanlarımızla çünkü bunları başarabiliyoruz. Sosyal belediyecilik kavramı zaten çok uzun zamandır AK Parti belediyeleriyle çok gelişti, çok çeşitlendi, çok fonksiyonel hale geldi. Sosyal belediyecilik zaten bizim geçmişimizde var olan bir şey, dayanışma, garip kurabaya, fakir fukaraya, ihtiyaç sahibine sahip çıkmak, bunu devlet eliyle yapmak, işte vakıflar eliyle yapmak zaten vardı. AK Parti hükümetleri, belediyeleri de bunu iyice geliştirdi. Sosyal belediyecilik uygulamalarını zaten yakından biliyoruz ama yine de biz önden geçmek ister misiniz? Bir de yeniler olacak mı? Yeni projeler bunları kapsamında neler var? Şu ana kadar yapılanlardan ve olacaklardan kısaca bahsedebilir miyiz Sayın Başkanım? Buyurun. Şimdi sosyal belediyecilikle ilgili muhakkak ki ilk aklına gelen sosyal dayanışma kısmı geliyor burada. Yani. Bizim Koca Sinan gönüllüsüyle yapmak istediğimiz sosyal marketimiz, ikinci el marketimiz tam da bu işi karşılar vaziyette. Şu anda da şükür 3600 aileye ihtiyaç anında belediye olarak devletin şefkat elini ulaştırma noktasında dediğiniz gibi 3600 aileye ulaşıyoruz. Daha belki ulaşacağımız çok aileler vardır. Bundan sonrasında da bu sayıya ihtiyaçsa eğer ulaşılması gerekiyorsa bu sayı noktasında önümüzde bir sınırlama olmaksızın nerede, kim, ne zaman sosyal yardımlaşma manasında Koca Sinan bölgesinde ihtiyaç duyuyorsa biz orada olabilmenin telaşı ve gayret içerisinde bu çalışmalarımızı artıracağız. Ama Koca Sinan gönüllüsüyle biz sadece ihtiyaç sahiplerine ulaşmak değil, Koca Sinan gönüllüsünün şehri gönüllülük esasıyla ya benim de bir katkım olmalı, şehre katkım olmalı, şehirde yaşayan insanlara katkım olmalı. Bilgim ölçüsünde mesela Ceyhun Bey iyi bir gazeteci, gazetecilik birikimiyle ilgili gençlere, yetişkinlere fark etmez kim bu noktada bir şeyler öğrenmek istiyorsa
Ceyhun Bey bizim gönüllümüz olarak, Koca Sinan gönüllüsü olarak, şehrin gönüllüsü olarak çok daha doğru tabirle sizlerin bir araya geleceği, bununki gibi çiftçilikle ilgili, ziraatle ilgili bilgisi olabilir insanların, edebiyatla ilgili olabilir ama bu kapsamı genişletip insanların hele hele ortak yaşam, şehir yaşamı, daha böyle insanların evlerine kapandığı, sosyal medyalara kapandığı, birbirlerini tanımadığı bir ortamdan daha sosyal, genişletecek daha geniş. İnsanların bir araya gelebilecekleri ve çok daha farklı konularda paylaşımlar yapılabilecekleri alanlara taşımak buradaki önemli başlığımız. Ama biz sosyal belediyecilikten daha çok artık bundan sonra şunu anlayacağız. Koca Sinan bölgesinde daha çok şunu konuşacağız. Koca Sinan Akademi'yi konuşacağız. Gençlik merkezlerimizi konuşacağız. Çocuk kulübümüzü konuşacağız. Koca Sinan Akademi ile eğitimi konuşacağız. 7'den 70'e herkese farklı alanlarda orada eğitimle ulaşmayı konuşacağız. Gençlik merkezlerimizde geleceğin gençleri nasıl yetiştirilir? Donanımlı bir şekilde gençlik nasıl yetiştirilir? Bunu konuşacağız. Gençlerimize sahip çıkmayı konuşacağız. Çocuklarımıza sahip çıkmayı konuşacağız. Koca Sinan Spor Kulübü ile de herkesin hayatına sporu nasıl yerleştiririz? Bunu konuşacağız. Yeni dönemdeki çok daha iddialı olduğumuz inşallah işler bunlar olacak. Değer üreten şehirler diyoruz. Evet, yani. Güzel. Değer üreten şehirler haline geliyor şehirlerimiz sevgili izleyiciler. Ve değer, kendi değerlerimize sahip çıkıp üzerine koyarak, güncelleyerek değer üreten şehirler oluyor. Halkla birlikte yönetim başlığınız var. Yani artık ilçe sakinlerine daha etkili şekilde yönetime katmak niyetiniz var galiba. Zaten dediğimiz gibi o manifestoda bu da vardı. Daha önce işte belediyelerin bünyesinde vardı bu tarz şeyler ama çok etkin kullanılmıyordu. Bir de gerçekten direkt vatandaştan ziyade daha bir elit kesim, daha böyle işte işten anlayan cinsten seçilmiş insanlar vardı. Bence işten anlayan anlamayan herkesin bu tarz şeylerin içinde olması lazım. Ev hanımının da olması lazım, işsiz vatandaşın da, işte ilçede yaşayan mühendisinde, mimarında, öğretmeninde herkesin olması lazım. Yani işte tamircinin de, çünkü herkesten bir fikir doğuyor. Sonuçta o insan o ilçede, o belgede yaşıyorsa onun da beklentileri var. Her kesimi işine katmak için, göz ardı etmemek için daha geniş katılımlı tarzda yürütülmesi lazım bunların. Yine halkla birlikte 7/24 yönetim vaat ediyorsunuz. Bu kapsamda ne anlamalıyız, evet, neler yapacaksınız? Şimdi burada iki başlığı birlikte verdik. Ben de o zaman öyle cevaplayayım. Değer üreten şehirlerle ilgili kendi değerlerimizi daha da fazlaca artırıp gün yüzüne çıkartıp insanın lehine neler yapılabiliriz? Oradaki önemli iki tane başlığımız var. Bir tanesi, evet, Kayseri'miz ticaret şehri, Kayseri'miz sanayi şehri, üretim şehri ama bir o kadar da Kayseri'miz tarım şehri. Evet. O zaman tarım şehrimiz ise bu tarım değerlerimizi, ziraat ve hayvancılık noktasındaki bu tarım değerlerimizi artırmalıyız. Daha fazlaca şehre hakim kılmalıyız diye tarımda dijital dönüşüm. Bu bir başlığımız. Tıbbi aromatik bitkilerimizi, siyez buğdayını biliyorsunuz zaten geçmiş dönemde yaptığımız, yapmaya devam edeceğimiz, artıracağımız işlerden bir tanesi ama tarımda dijital dönüşümle birlikte çiftçilerimizi, ziraatle uğraşanlarımızı, hayvancılıkla uğraşan bütün çiftçilerimizi inşallah daha ekonomik imkanları güzel, kendi imkanları daha güzel şartlarda yaşanacak hale getirmekle birlikte köyden şehire değil, şehirden köye doğru göçün önünü açacak bir projeyi Allah nasip ederse İnşallah. Hayata geçirmek ana kaygımız. Ama onun dışındaki halkla birlikte yönetim, evet, olmazsa olmazlarımızdan bir tanesi. Bakın, göreve ilk geldiğimde yaptığım iş, başkan sizi dinliyor. Mahalle mahalle gezerek başkan sizi dinliyor diye çok programlar yapmıştık. Evet. Hala da dinliyoruz. Dinliyorsunuz değil mi? Niye? Onları dinleyince, vatandaşın taleplerine göre projeler oluşturunca doğru bir iş yapmış oluyorsunuz. Vatandaşı dinleyince Turgut Reis Mahallesi'ndeki ihtiyaçları anlıyorsunuz. Vatandaşı dinlediğiniz zaman Saraybosna Mahallesi'ndeki, Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'ndeki vatandaşın beklentilerini anlıyorsunuz. Bu halkla birlikte yönetimi çözüm merkezinde biz teknolojik tabanlı bir hale getirmiştik. Çözüm merkezindeki vatandaşın talepleri hızlı bir şekilde bize ulaşsın. Biz de bunları ulaşmakla kalmasın, not almakla kalmasın, biz de hayata geçirelim diye çözüm merkezi iki ucu olan bir sistem. Dinliyor, anlıyor ve çözüyor. Ama ve bu da yetmeyecek. Çözüyor ya da çözemiyor, dönüş yapıyorlar. Benim için en önemlisi bu. Evet, yani aynen. Birkaç gün sonra bu tarz şeyler, bir iki kere Koca Sinan Belediyesi'ne iletişime geçmiştik o çözüm merkezine sevgili izleyiciler.
Yani işte bir kere arıyorsunuz da bir daha dönen olmuyor falan değil. Birkaç gün sonra olumlu ya da olumsuz bir dönüş yapıyorlar. Bilgilendiriyorlar, niye olamadığını söylüyorlar ya da olacağını söylüyorlar, ne gerekiyorsa. Yani işin normalisini eksi ve eksili anlatıyorlar. Bu gerçekten önemli. Bakın, bizzat yaşadığım için buradan söylüyorum. Tevafuk çok güzel. En son talep, çim ve ağaç dikilmesi talebi. Yani, talep de çok anlamlı olmuş, gayet gerçekten güzel. Gerçekten tam mevsimine uygun olmuş. Evet, vatandaşımızı duyarlılığı için buradaki şeyimize de, hemşerimize de teşekkür ediyorum. Yani Allah razı olsun. Gayet güzel bir şekilde. Şimdi burada hem bize talepler gelecek, hem de biz o talepleri hayata geçireceğiz. Bu bizim olmazsa olmazlarımızdan. Şimdi bunu bir adım daha öteye götüreceğiz. Daha fazlaca hemşerimize erişmek. Bazen de diyor ki benim yüz yüze, göz göze kendimi ifade ederken görmek olması lazım diyor. Şimdi bir kabinimiz olacak. Meydana kuracağız bu kabini. Başkan sizi izliyor. Çünkü kamera, gidip oradan anlatacağız. Kamera karşısında siz projenizi, talebinizi, hayalinizdeki şehri, hayalinizdeki mahalleyi, hayalinizdeki caddeyi, sokağı, neyse, nasıl bir parksa birebir orada da anlatabileceksiniz. Biz de bunları birebir sizlerden ağzından duyup birebir inşallah olabilecek, hayata geçecek projeleri bol miktarda getireceğiz. Sanatçı adayıyla karşılaşacaksınızdır. Bakalım. Şimdi arada evet. Yani, eğer öyle bir şey varsa albüm onu da bulacağız. Albüm yapacağınız sanatçılar da çıkabilir yani orada. Eğer öyle bir şey çıkarsa şehir adına istifade edilecek böyle bir değer varsa onu da kazandırmış oluruz. Sevgili izleyiciler, bütün bu projelerle, bütün bu söylemlerle, bu projeksiyonla Sayın Çolak Bayraktar bir kez daha belediye başkan adayı ve iddialı konuşur. Koca Sinan Kayseri'nin yeni yüzü olacak diyor. Yeni Kayseri'yi dünyaya tanıtacak, ülkeye tanıtacak yeni bir vitrin olacak diyor. İddialı. Tabii biz de canı gönlünden herkes olduğu gibi kendisine muvaffakiyetler diliyoruz. İnşallah hayata geçer, inşallah olur. Görmek, yaşamak hepimizin arzusu. Çünkü yeni yüzü Kayseri'nin gerçekten referans bir kimlik gibi gözüküyor. Bunu zaman gösterecek. Bizim geldiğimiz noktada biz neler anlatıyoruz, biz nelerin peşindeyiz, nelerin kaygısındayız. Ben diyorum ki 3D yazıcılarla bizim sosyal tesislerimizde gençlerimiz insansız hava aracı yapıyor diyorum. 3D yazıcılarla yaptıkları insansız araçlarını, kendileri modelledikleri hava araçlarına, içindeki yazılımlarını kendileri yükleyerek bu çocukları, bu yazılımları uçuruyorlar. Ve geleceğin uçak mühendisleri, geleceğin bilim üretenleri, ilim üretenleri bizim Koca Sinan tesislerimizdeki yaşayan çocuklarımızdan biri olursa biz bunun keyfini, mutluluğunu gurur yaşarız. Gurur duyarız tabii ki evlatlarımız. Çocuklarımız için robotik kodlama atölyeleri açıyoruz diyorum. Öbür taraftan Koca Sinan Spor Kulübü'ndeki gençlerimiz, çocuklarımız Avrupa şampiyon oluyor, Balkan şampiyon oluyor. Kısalar arası en iyiler arasına giriyor diyorum. Sosyal marketimizde hayırseverlerimizden Allah razı olsun, katkı koyanlardan Allah razı olsun, 3600 aileye dar gününde, zor gününde yanında oluyoruz diyorum. Elimizden geldiğince onları ulaşım noktasında daha da artıracağız diyorum. Hiç önemli değil. 500 bin, şimdiye kadar 300 küsur bin ağaç dikmişiz, 500 bin ağaç dikeceğiz diyorum. Yapmış olduklarımızı söylüyorum, bir fiil hayata geçirmiş olduklarımızı söylüyorum. Biz 4 yıl boyunca 116 mahallenin 116'sında da ayak izim var diyorum. 116'sında da yapmış olduğumuz işler var diyorum. Tabii ki daha yapılacak çok iş var. Hepsi bitmiş manasında söylemiyorum. Nihayetinde imkanlar ölçüsünde biz bunları maksimum noktaya getirerek bunları yaptığımızı söylüyorum. Kaynak dediniz, çok güzel söylediniz. 2016'daki bütçemizle 2018'deki bütçemizi %107 artırmış bir belediye olmaktan bahsediyorum. Evet. Devraldığımızdaki bütçe 2018'deki bütçe %107 artmış. 124 trilyondan nerelere gelmiş bütçeden bahsediyorum. Biz gelecekten bahsediyoruz. Biz Koca Sinan'ı kalkındırmaktan bahsediyoruz ki şükür Allah'a 4 yılda çok iddialı işler yaptık. Daha da yapacağız Allah'ın izniyle. Yaptıklarımızı yeterli görmüyorum. Yeterli de değil zaten. Çünkü bizim bölgemiz çok büyük, çok yapılacak iş var. Ve bundan sonrasında da Koca Sinan'ı çok daha iyi yerlere getireceğiz Allah'ın izniyle. Biz yaptıklarımızı biliriz. Biz önümüze bakarız. Biz yapacaklarımızı biliriz. Biz yapacaklarımızı konuşuruz, yapacaklarımızı anlatırız. Şükür Allah'a hemşehrilerimiz de her gittiğimiz yerde bize inanan, bize güvenen hemşehrilerimizden Allah razı olsun. Onların inancıyla, onların güveniyle birlikte de istikametimize, yolumuza bakarız.
Dediğimiz gibi bütün o koltuğa oturan adaylara, konuklarımıza olduğu gibi size de muvaffakiyetler diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Zorlu bir yarış. İşte artık sayılı günler kaldı sevgili izleyiciler. Ve son olarak bir mesajınız, kısa bir şeyle de noktaya koyalım isterseniz Sayın Başkanım. Buyurun, ekran sizin. Evet, teşekkür ediyorum. Tabii ki biz şimdiye kadar yaptıklarımızı, bundan sonra yapacaklarımızı anlatırken bu şehri bilerek, Kocaeli'ni bilerek söylüyorum bunları. Sadece belediyecilik hizmetleri noktasındaki ihtiyaçları değil, onun dışındaki bütün kamu kurum ve kuruluşlarının yapması gereken işlerle ilgili de vatandaşlarımız bizden talepte bulunuyorlar. Bu nasıl oluyor? Belediye başkanına olan güven oluyor. Bu nasıl oluyor? Çünkü belediye başkanı şehirde yaşayan herkesin şehirle ilgili, insanla ilgili, işleriyle ilgilendiği için oluyor. Ve bunları da Allah nasip ederse bir yandan takip ettiğimizi, bir yandan da bunların yapımı için kendi imkanlarımızla veyahut da kamunun diğer kurumlarının imkanlarıyla hayata geçtiğini söylemek isterim. Demem o ki ben Koca Sinan'ın her bir mahallesini, her bir sokağını bilmekte kalmıyor. İhtiyaçları, talepleri hayata geçiriyor ve geçmesi gerekenler de projeler dahilinde hayata geçiriyorum. Tabii ki en önemlisi birliğimiz, beraberliğimiz. Tabii ki en önemlisi huzurumuz. Biz bugün burada bu şekilde program yapabiliyorsak, bu şekilde ekranları başındaki hemşehrilerimize bir şeyler anlatabiliyorsak, ay yıldızlı bayrak göklerde dalgalandığı için bunu söyleyebiliyoruz. Evet. Huzur içerisinde bugün burada oturabiliyorsak, bu devlet, bu millet, bu bayrak sayesinde oturabiliyoruz. Ezanlar bugün şükür Allah'a bu şehirde ve bu ülkede huzur içerisinde dinlenebiliyorsa bu sayede olabiliyor. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Bu ay yıldızlık bayrak ila nihaya bu göklerde huzur içerisinde dalgalansın ve bu ezanlar huzur içerisinde bu ülkede her daim dinlensin. Biz bunun için hem duacıyız hem de bunun olabilmesi için elimizden geldiğince her bir noktasında çalışmaya, üretmeye hem talibiz hem de şükür Allah'a gecemizi gündüzümüze katacak şekilde bunları yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Rabbim beraberliğimizi daim eylesin diye de dua ediyoruz. Tabii ki istikrar önemli. İstikrar olmadan hiçbir şey olamaz. Önemli olan istikrarın muhafaza edilmesi. Önemli olan istikrarın devam edilmesi. Bakın istikrar olmadığı zaman çevremizdeki ülkelerde hemen yanı başımızda çok görüyoruz, uzağa gitmemize maalesef gerek yok. Neler olduğunu hepimiz biliyoruz. Bugün sadece bir ilçe belediyesinin, büyükşehir belediyesinin, il belediyesinin seçimi yapılıyor gözüyle görülebilir. Ama sadece onların yapılmadığını köşede kuytuya çekilmiş birilerinin bir Allah vermesin yanlış emeli olanların hevesinin hala diri olduğunda bilinmesini istiyorum. Bütün hemşehrilerime ben buradan ekranları başında bizleyen izleyenlere hayırlı günler diliyorum. Her şey gönüllerince olsun. İnşallah. Biz 4 yıl boyunca elimizden geldiğince bilgimiz, tecrübemiz, yeteneğimiz ölçüsünde hasbi olarak biz bu şehri seviyoruz. Bu şehirde yaşayan insanları seviyoruz. Ve bizim bu şehre kattığımız ve katacağımız çok şeyler olduğunu bilerek ayakları yere basan projelerle hayal satmıyoruz. Hiçbir şekilde hayal peşinde koşmadık. Yaptık çünkü. Yaptık diyorum. Ve yapacağız diyorum. Niye diyorum? Yaptıklarımızdan hareketle yapacağız diyorum. Allah izin verirse bize olan güvenleri, destekleriyle 31 Mart'tan sonra da yine bu görevi bize layık görürlerse, yine bu görevi de bize tevdi ederlerse elimizden geldiğince kaldığımız yerden hız kesmeden Kocasinan'ı geleceğe taşımaya devam edeceğiz inşallah. Peki muvaffakiyetler tekrar başkanım. Çok teşekkür ederiz. Nezaket gösterdiniz. Davetimize icabet ettiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz biz de. Sevgili izleyiciler, bu akşam da sizlere Koca Sinan Belediye Başkanımız ve Cumhur İttifakı AK Partili Koca Sinan Belediye Başkan adayı Sayın Ahmet Çolak Bayraktar Beyefendi ile seslendik. Dilimiz döndüğünce, süremiz el verdiğince sizlerin kafasında soru işareti olan konuları gündeme getirip cevap almaya gayret ettik. Umuyoruz faydalı olmuştur. Umuyoruz o soru işaretlerini gidermede bir nebze katkımız olmuştur. Bunun huzuruyla huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Yeni bir programda yeni konuklarla yine sizlerle birlikte olmayı ümit ediyoruz. Allah'a emanet olun, esen kalın efendim. Videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın.